Ben Doktor Orhan Tarçın, gastroenteroloji uzmanıyım. Benim asıl alanım ileri düzey endoskopik girişimler, erken evre tümörlerin tanısı ve bazı gastrointestinal sistem hastalıkların erken evre tanısı. Erken evre tanı için gerekli olan şeyler, bir tanesi hastaların sık olarak endoskopik olarak taranması, ikinci olarak da hastaların ileri düzey endoskoplarla taranmasıdır. Bu ileri düzey endoskopların özelliği bir magnifikasyon, büyütme yapması, yani optik zuma sahip olmasıdır. İkinci olarak da bunların kromoendoskopi denen bir özelliği vardır. Yani ışıkla boyama yaparlar bu cihazlar. Işıkla boyama yapmak bizim için çok önemlidir. Görünmeyen bazı damarsal vasküler sistemleri bu özel ışıklarla görünür hale getirebiliriz. Yine aynı zamanda mikro mimari yapıyı bu özel ışıklandırmayla çok daha iyi görür ve erken evrede tanı koyabiliriz. Bu ileri düzey endoskopik yöntemlerin kullanım alanlarından bir tanesi de iltihabi bağırsak hastalıkların, Crohn hastalığın ve ülseratif kolitin erken tanısıdır. Şimdi burada kolonoskopik yöntemle girip ince bağırsaklarını son kısmını görüntülüyoruz. Bu normal endoskopik görüntü şu anda. Endoskopların çoğu yüksek rezolüsyon olanları bu şekilde bir görüntü alır. Ama biz bu görüntüyle yetinmeyiz. Büyütürüz ve özel ışıklarla boyarız. Bu sistemin adı Blue Light Imaging, öbür ismiyle VLI. Burada görüldüğü gibi yaklaşık olarak da görüntüyü 100 kat büyüttük. Işıklandırmayı da değiştirdik. Biraz evvel sadece düz bir yüzey görüyorduk ama şimdi burada parmaksı çıkıntıları görüyoruz. Bu parmaksı çıkıntılara biz villus diyoruz ve bunların yaklaşık olarak uzunluğu 400-500 mikron kadar. Biz sadece bu parmaksı çıkıntıları değil, onun içindeki damarsal yapıları da görüyoruz. Eğer ki bir kansere dönüşüm varsa, bir inflamasyon varsa ilk başta bu damarsal yapılarda değişimler ortaya çıkıyor. Görmüş olduğunuz damarsal yapıların, her bir parmaksı çıkıntının içindeki damarsal yapının genişliği yaklaşık olarak 10-12 mikron kadardır. Ve bu dikkat ederseniz içinden geçen kan akımını da görebiliyoruz. Kan akımındaki bozulma, bu damarsal yapılardaki genişleme veya kıvrımlar veya halka yapma bize erken evre tümör varlığını gösterir veya orada bir inflamasyon varlığını gösterir. Bu normal endoskoplarla yapılamayan ve ancak ileri düzey endoskoplarla alınabilen görüntülerdir. Bu sayede hastaya çok daha erken tanı konulabilmekte, görülmeyen görülebilir hale getirilmektedir.